Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT geometri kampının 6. haftası 3. videosundayız. Yani benzerliğin ilk videosundayız. Hadi benzerlik dersine başlayalım. Üçgende benzerlik derken hemen tanıma geçmeden yine kendimi göstereyim. Hey, beni yatarak mı izliyorsun? Sakın kalk. Masanın başına geç, kitabını al ve düzgünce yaz. Çünkü en önemli konulardan birindeyiz. Her yerde karşımıza çıkacak ÖSYM'nin Soruların içerisinde mutlaka mutlaka karşılaşacağınız bir sorudayız. Ve hemen hemen her konuda temel yapı diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Lütfen, lütfen çok ciddi bir şekilde ve çok zevk alarak çalışacaksın zaten. Biraz sonra göreceksin zaten bunu. Bilmediğin bir şey yok. Yeni öğrendiğin şeyleri de anında kapacaksın. Hiç merak etme. Evet, hadi bakalım. Üçgende benzerlik. İki üçgende karşılıklı açılar birbirine eşit ve karşılıklı kenarlarda belli bir oran varsa bu üçgenler benzerdir. Daha öncesinde işleyi anlatırken ne dedik? Karşılıklı açılar eşit ve karşılıklı kenarlar da birbirine eşitti. Bu sefer belli bir oran varsa. Mesela burada karşılıklı açılar noktaya çizgiye noktaya çizgiye Aa, bütün açılar eşit değil ki demeyin. İki açısının eşit olması yeterli. Sebep nokta çizgiyken üçüncü açı 180'e tamamlayan çift çizgiyse nokta çizgiyken üçüncüsü de burası da çift çizgi olmak zorunda. Ve sona baktınız ABC kenarı iken buradan buraya K kat varsa arkadaşlar. Bu 3 olur 5 olur 5 bölü 7 olur fark etmez. Bazen e, 1 bölü 3 de olabiliyor. Hiç fark etmez. Hani küçülebiliyor da yani buradaki şey. E, bu şekilde A'nın K katı, B'nin K katı, C'nin K katı varsa bu iki üçgen benzerdir. Eşitlik gibi benzerliği yazarken A, B, C benzerdir diye E, F yazmıyoruz. Bak üçgeni büyütmüşüm. Sonra sadece büyütmüşüm. Doğru. Üçgeni büyütmüşüm. Bu büyütülmüş hali. Bazen ters çevriliyor. Bazen içine konuluyor. O şekilde de karşımıza gelebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Burada önemli olan yine. Eşlikte nasıl ki önemli olan açılar dediysek benzerlikte de önemli olan açılar. Peki yazarken nasıl yazıyoruz? ABC üçgeni nokta çizgi çift çizgi diye gitmiş. Bu da DF üçgeni. Bakın ABC üçgeni benzerdir. DF üçgeni şeklinde yazmışız burada. Benzerlik şöyle yan yatıp bir S işareti gibi gösterilir. Buradaki yazışta dikkat edin. ABC nokta çizgi çift çizgi. Burada da nokta çizgi çift çizgi. Ya da tam tersi bu açılar verilmeyip benzerlik bu şekilde verildiği zaman Hocam A açısıyla diyeceksiniz ki A açısıyla DF'deki D açısı eşit. Sonra B açısıyla E açısı eşit. Sonra C açısıyla da F açısı birbirine eşitlik kendiniz gösterirsiniz. Peki benzerlikte ne yapacağız hocam? Benzerlikte yapmanız gereken önemli şey eşlikte de dedik en önemli şey açıydı. Açı bir kere çok önemli. Açıları yazacaksınız. Yazdıktan sonra da aynı açının karşısındakileri oranlayacaksınız. Yani şunu yapacaksın. Hocam buradan başladın. Başladığın üçgene bir işaret belirle. Ben kendimce şöyle yapıyorum küçükten büyüğe benzerlik kuruyorum. Ya da soldan sağa benzerlik kuruyorum. Sen de kendine göre bir şey belirleyebilirsin. Başlayan üçgene yıldız atabilirsin. Çünkü başlayan oranı en başta yazacaksın. Mesela burada yıldız attık. Noktanın karşısı A'nın. Noktanın karşısı AK'ya oranı. A bölü AK eşittir. Geldim bu üçgene. Çizginin karşısı B'nin. Buradaki çizginin karşısı BK'ya. Sonra çift çizginin karşısı C'nin. Çift çizginin karşısı CK'ya oranı birbirine eşit oluyor. Bakın gerçekten de hepsindeki oran 1 bölü K oldu. İşte buradaki 1 bölü K Benzerlik oranı oldu arkadaşlar. Tamam buna dikkat edin eşitlik gibi açılar çok önemli aynı açının karşısındakileri Eşitte eşitti burada da oranlayacaksınız tek yapmanız gereken şey bu Arkadaşım Evet Şimdi gençler Bir de benzerlikte şu önemli Tamam benzerlik oranı 1 bölü k bulduk Sen bu üçgeni tablette çizdin ya da telefonunda çizili bir üçgen Hop 3 üç kat büyüttün 3 kat büyütünce Açılar aynı kalır mı? Kalır Tamam Peki kenarlar 3 kat büyüdü mü arkadaşlar? Büyüdü. Kenarlar 3 kat. Hani K ha, yerine 3 yazılmış gibi düşünün. 3 kat büyüdü. Açılar ama aynı kalıyor değil mi? İşte benzerliğin temel mantığı bu. Açılar aynı kalacak. Kenarlarda belli bir orantı olacak. Peki üçgen içinde şöyle bir ok varken arkadaşım. Yani tablette. Sen bunu 3 kat büyütünce içindeki ok da 3 kat büyümez mi arkadaşım? Evet. Yani benzerlik sadece kenarlarıyla alakalı bir şey değil aslında. Benzerlik üçgende verilen diğer yardımcı elemanlarla da alakalı ya da çevreyle de alakalı ya da alanla da alakalı bir şeydir arkadaşlar. E nasıl? İki üçgende benzerlik oranı yardımcı elemanlar oranına eşittir aynı zamanda. Yalnız burada aynı açılardan çizilmesi şartı var. E benzerlik oranı 1 bölü k ya. Benzerlik oranı 1 bölü k h a bölü HD'ye eşittir. Yani aynı çizil, aynı açılardan çizilen yüksekler oranı eşittir. Ya da HB bölü h h e ya da HF bölü h HC bölü HB'ye eşittir. Ya da açı ortay nokta açısından açılan açı ortay NA bölü ND'ye ya da NB bölü NE'ye ya da NC bölü NF'ye ya da kenar ortaylar oranı VA bölü VD, VB bölü VE, VC bölü VF'ye eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Burası önemli bir nokta. Sadece benzerlik kenarlarla alakalı değil yardımcı elemanlar. Hatta işin içerisinde kenar olan çevre de aynı şekilde değil midir arkadaşlar? Benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranına da eşittir. Tek bir fark var alanda bir de hacimde. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Ee, bir de hacimde benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit. Hocam niye alanda öyle diye soracak olursanız bakın benzerlik oranı çevreler oranına eşittir diye söylemişiz. Benzerlik oranının karesi niye diyecek olursak. Hocam iki üçgende burası A atıyorum burası A kalkan. E burası H ken o zaman arkadaşım. Şurası H ken. Şuradan çizilen yükseklikte benzerlik oranı K katı olduğu için burası da HK olmak zorunda değil mi? Evet. Birincinin alanı nedir? A çarpı H bölü 2. İkincinin alanı nedir? AK çarpı HK bölü 2. HK bölü 2. Dediğimiz zaman bölü 2'ler gitti. A açlar gitti. 1 bölü K kare yaptım arkadaşlar. Yaptı. Bak ispatı bu. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den geliyor arkadaşlar. Bunu alan konusunda daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz ve inceleyeceğiz. Bunu biraz sonraya bırakalım. İsterseniz bundan sonraki konu alan konusunda biz bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Evet benzerlik en başa döndük. Açılar eşit olacak. Kenarlarda belli bir orantı olacak. Açıyı yazmak çok önemli aynın açının karşısındaki kenarlar oranı birbirine eşittir diyeceğiz. Bazı klasik kitaplarda bunu yazarlar. Bunu yazdıktan sonra hocam AB'nin DE oranı, BC'nin işte e, EF oranı, AC'nin de DF oranı şeklinde yorumlatırlar. Bu önemli değil. Sen şunu biliyorsan, aynı açının karşısındaki kenarlar benzerlik oranı olduğunu biliyorsan çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsın zaten. Tamam? Şimdi arkadaşlar benzerlik olduğunu nereden anlayacağız soruda? Arkadaşım Bak bu zamana kadar ne işte? Dik üçgen. E, dik üçgen yapmanın yolunu biliyorsun. 90'lık varsa dik dörtgen falan yapma. İşte özel durumlar olmadığı sürece. Özel durumlar nedir? Açı ortay kenar ortay gibi. Özel durum olmayan durumlarda e, bir uzunluk soruluyorsa bize baktın o yok bu yok şu yoksa benzerlik. Tamam mı? Bu da aklının bir köşesinde bulunsun. Ya da direkt benzerliği de sorularda da bize verebiliyorlar arkadaşlar. Şu örnek bir başlayalım. Şimdi eşitte de yaptığımız gibi ABC ile EDF bir kere eşit, benzer demiş. Hocam şu EDF ile EDF ile ABC üçgeni benzermiş. Şu ABC üçgeni de şöyle belirteyim. Aa bu iki üçgen benzermiş. İki üçgende benzerlik verildiyse o zaman ne yapacağız? Şunu uygulayacağız? Hocam A açısıyla E açısı birbirine eşittir. A açısıyla öbüründeki E açısı. Aa burada kaç E açısı? Burası 50 ise buradaki A açısı da nedir arkadaşlar? 50'dir. Sonra B açısıyla D açısı. B açısı 55 ise D açısı da 55'tir. Sonra 50 55 daha 105 buraya kaç kaldı? 75 kaldı. Hatta burası da ne oluyor o zaman arkadaşlar? Üçüncü açılarda birbirine eşit 75 ise burası da 75 diyebiliriz. Çünkü bu üçgenle büyük üçgen benzer. Peki ikiz kenarlık var burada. İkiz kenarlığa etti soru beni. O zaman burası da 75. 75 75 150'den burası 30 oldu. 50 30 daha 80 buraya 100 kaldı. Hocam 150 buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Alfayı böylelikle ne bulduk? 30. Yani sadece benzerliğin tanımından böyle sorular da çıkabilir. Açı soruları da çıkabilir arkadaşlar. Örnek birin cevabı böylelikle 30 oldu. Geldik örnek 2'ye. ABC ile evet üçgenler ayrı ayrı verilmiş. Bazen iç içe de veriliyor. O zaman karalama yöntemi tabii ki mantıklı. ABC ile EFD üçgeni benzer verilmiş. E, o zaman bu ABC'deki A açısıyla ondan sonra EFD'deki E açısı birbirine eşittir. Şu açı birbirine eşittir. Açı yazmak gerçekten önemli. Benzerlikte de önemli. B açısıyla F açısı birbirine eşit. B açısıyla F açısı. Hocam B açısı çizgi ise F açısı da çizgidir. Sonra D açısıyla da D açısı. C açısıyla da D açısı. Hocam burası noktaysa o zaman burası da nokta diyeceğiz. Hocam iki üçgen benzer. Eyvallah. Benzerlik oranı bak burada direkt ne var arkadaşlar? Noktanın karşısı var. Büyük üçgenle şu büyük üçgen benzer ya. Benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Nereden başladık? Şuradan. Bir yıldız at. İlk başlarda böyle yap sonra şey yaparsın benim gibi. Ya küçükten büyüğe ya soldan sağa. Benzerlik yapacağın üçgeni de ilk başta unutmazsan da yani işlem yapa yapa unutmuyorsun zaten. Noktanın karşısı burada 6 bölü noktanın karşısı 4 benzerlik oranıdır. Ama burada ne verilmiş? Üçgen dışında bir şey verilmiş. Bakın elimizdeki şu üçgenler benzer. Şu üçgen ile şuradaki üçgen benzer arkadaşlar. Bütünsel olarak benzer. Bu üçgenin başka bir elemanı verilmiş. Yani kenar ortayı verilmiş. Aa, bu da kenar ortay. Ve bakıyorum ki aynı açılardan çizilmiş e, benzerlik oranı aynı zamanda yardımcı elemanlar oranında da eşit olacağından ve buradaki yardımcı eleman kenar ortay olduğundan dolayı arkadaşlar kenar ortaylar oranına eşittir. Benzerlik oranı 6 bölü 4 buradan başlamıştık. Buradaki çizgiden çizilen kenar ortay x çizgiden çizilen kenar ortay 6'ya eşit olmak zorunda. Ve kenar ortayları da oranlarken aynı açılardan çizilen kenar ortay oranlaması yapmayı da unutmayın arkadaşlar. İşler işler. 4x eşittir 36'tan x'i buradan kaç bulduk arkadaşım? 9 bulduk. Cevabımız böylelikle 9 çıktı gençler. Geldi görnek 3'e. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olan üçgenin benzer kenarlarına ait açı ortaylar oranı 2 bölü 5'tir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Aynı açılardan çizilen kenar ortaylar açı ortaylar oranına eşittir. Benzerlik oranı doğru. Çevreleri oranı 4 bölü 25'tir. Hayır. Çevreleri oranın ne olması lazım arkadaşlar? Çevreleri oranın da benzerlik oranına eşit olması lazım. O da 2 bölü 5. Bu yanlış. Alanların oranı 4 bölü 25'tir demiş. Evet benzerlik oranı 2 bölü 5 ise karesi 4 bölü 25'tir. Bu da alanlar oranına eşittir. Bu doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bu ifadelerden hangileri doğru oldu arkadaşlar? 1 ve 3 doğru oldu. Evet cevabımız böylelikle 1 ve 3 oldu. Şimdi gelelim benzerlik teoremlerine. Arkadaşlar benzerlik teoremleri. Şimdi eşitlik gibi, gibi teori teoremlerimiz var tabii ki. Benzerlik teoremlerinden birincisi en önemlisi en fazla karşımıza çıkan ee, o yüzden bu videoda açı açı açının tanımı benzerliğin tanımından bahsedeceğim. Sonraki diğer iki videoda kalıplardan bahsedeceğim. Çok önemli kalıplar var çünkü. Öncelikle her zaman halihazırda hazırda bir önceki soru ilk üç sorudaki gibi hali hazırda benzer üçgenler bize verilmeyebilir. Yani üçgenlerde benzerliği bizim bulmamız istenilebilir. Biz benzerliği bulurken de belli başlı teoremlerimiz var. Bunlardan biri açı 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 benzerliği. Bazı kitaplarda da açı açı benzerliği de diyebilirler. Sebep Hocam nokta çizgi, e bu da nokta çizgiyse iki üçgen benzerdir. Çünkü niye otomatikman nokta çizgiyken üçüncü açı çift çizgi, nokta çizgiyken üçüncü açı çift çizgidir arkadaşlar. Bakın bu eşlik teoreminde yoktu. Açı 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 benzerliği var ama açı 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 benzerliği yok. Çünkü bütün açıları eşit olan üçgenler, sen bunun belli bir katını aldığın zaman şu şekilde e, üçgen de karşımıza çıkıyor. Bunlar eş olmak zorunda değil. Yani sen mesela bunun iki katını aldın, şöyle bir üçgen geldi karşına. Değil mi arkadaşım? benzeri belli bir katı karşımıza çıkmış oldu. Evet burada açı 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 benzerliğinde de bütün açılar birbirine eşitse iki üçgende bütün açılar birbirine eşitse iki üçgen benzerdir. E biz benzer bulduysak bir üçgeni ne yapıyorduk? Tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakileri oranlamaktı. Tek yapman gereken noktanın karşısı A'nın noktanın karşısı F'ye oranı. Hocam A bölü F eşittir. Çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı D'ye. O da eşittir. çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı E deriz. Olayı bitiririz. Tekrar söylüyorum. Benzerlikte de en önemli şey açı. Ve benzerlikte de tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Ha dediğim gibi ABC üçgeni benzerdir. DF yazılmıyor. Dikkat. ABC benzerdir. Nokta çizgi çift çizgi ya. Burası da nokta çizgi çift çizgi diye gideceğiz. Yani FDE diye gideceğiz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra AB'nin FD'yi oranı BC'nin DE oranı AC'nin de FE'ye oranı diyorlar ama gerek yok. Sen açı mantığından dolayı aynı açının karşısındaki kenarları oranlamaktan dolayı zaten işi öğrendin. Hadi bakalım gelelim örnek 4'e. Şimdi biraz önce de söyledim aslında. Arkadaşlar şimdi bir sorunun benzerlik olduğunu nereden anlayacağız? Özel durumlar yoksa ve dik üçgen yoksa o zaman ne gelecek aklına? Bir uzunluk isteniliyorsa o zaman kesinlikle benzerlikten çıkar cevap. E, özel durumlar dediğimiz açı ortay, kenar ortay gibi özel durum yoksa. E, ve dik üçgende de pisagor bağıntısından çıkmıyorsa o zaman ne olacakmış? Benzerlik. Bunu unutma. Şimdi soruya bakıyorsun. Hocam soruya baktığında D1 ile D2 şunlar birbirine paralel verilmiş. D1 ile D2 şunlar birbirine paralel verilmiş. Bunlar da birbirine paralel verilmiş. E hocam bunlar paralel verilmiş. Açı ortay yok, kenar ortay yok, o yok, bu yok, şu yok. Ve bizden ne isteniyor? BC bölü CE isteniyor. Şu X bölü Y isteniyor. Eee ne yapacağız arkadaşlar? Hiçbir şey yapamıyoruz. Özel durum yok. Benzerliği düşüneceğiz. Benzerlikte de ilk düşüneceğiniz nokta açı 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 benzerliği. E bakın zaten bunları paralel vermiş. E paralel verilmişse açıya dal. İlk etapta zaten benzerlik aklına geldiyse açıya dal. Benzerlikte açı çok önemli ya. Dal açıya. Alfa ise şununla şu paralel olduğundan burası da alfa mı? Evet. Hocam şununla şu paralel. E o zaman buraya beta dersen burası da beta mı? Evet. E alfa beta 3. açıya çift çizgi dersen alfa beta burada da 180'e tamamlayan 3. açı çift çizgidir. Ve dolayısıyla şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Hocam alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı a. 4 bölü a eşittir. Burada betanın karşısı çift çizgi. E bununla bu eşitlerimiz zaten. Burası da a. A bölü soldaki üçgenden başlamıştık. Betanın karşısı 9. E buradan e, i̇şler dışlar yaparsak a kare eşittir 36'tan a'yı kaç bulursun? 6 bulursun. E, a'yı 6 yazdın. Buraya da 6 yazdın. Şimdi benden ne isteniyor? Daha sonra bitmemiş bc bölü ce isteniyor. Hocam bc bölü ce x bölü y isteniyor. E, biz tamam benzerlik bulduk. Benzerlik oranı ne? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Alfanın karşısı bölü alfanın karşısı. 4 bölü 6. Aynı zamanda çift çizinin karşısı x bölü çift çizinin karşısı y'ye eşit olmak zorunda değil mi? Dolayısıyla benzerlik oranı x bölü y'ye de eşit oldu. Yani o da neye eşit oldu? 2 bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. Örnek 4'ün cevabı böyle 2 bölü 3 oldu. Geldik örnek 5'e. Bakıyorsun hocam ikiz kenar hemen tabanına ait yüksekliği çizelim. Doğru diyorsun ama yani ikiz kenar üçgende taban mevcutsa insan olan tabana ait yükseklik çizer demiştik değil mi? Evet bak eski bilgileri de hatırlatalım. Ya buradaki taban yok ki bu tabana ait yükseklik bir işine yaramaz. E baktın özel durum yok dik üçgen yok bir uzunluk soruluyor sana. O yok bu yok şu yoksa benzerlik. Benzerlikte ilk etapta açı 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 düşüneceksin. Sakın bu dediğimi unutma. E zaten sana adam tüyü vermiş. Hocam burası nokta açısı burası nokta açısı demiş. Sana diyor ki adam açılara dal diyor. E dalayım o zaman. Ben buraya bir alfa dersem burası da alfaysa. E hocam şuraya bir beta dersem. iki iç açı bir dış açıdan alfa artı beta oldu. E şu ikiz kenarlığı kullanacağım. Burası da alfa artı beta oldu. Hocam burada da iki iç açı bir dış açıdan burası da beta oldu mu? Oldu. Aa dikkat. Bak şu üçgende de alfabetalı bir üçgen. Bu üçgende de alfabetalı bir üçgen var mı? Var. Bu arada hala daha ben hocam fark edemiyorum. Benzerlik nerede? Nasıl olacak? diyenlere şöyle bir küçük ilk başlarda yapabilirsiniz. Bakış açınız böyle olayı değiştirebilir. Arkadaşlar farz edelim karalamadım şunları. Sildim. Ya şu üçgenlere bakmayı da bileceksiniz. Geometri görme işi değil aslında. Verilenleri kullanma işi. Verilenleri kullanmayla şey yapacağım. Kardeşim bak üçgen. Kenarları belli olan üçgenlere dikkat et sözüme. Dikkatlice kendini ver. Ya hocam burada 4'e artılık bir üçgen var. Tamam kenarları belli olan bir üçgen. Büyük üçgende hiçbir kenar var mı? Yok. Senin işine yaramaz o. Büyük üçgeni düşünme. Başka nerede bir üçgen var? Hocam burada bir x kenar üçgen var. Bir de burada 6'ya x'lik. Ama x soruluyorsa bana x'i işin içine katacağım. Bir de bu üçgen var deyip kenarları belli olan üçgene yoğunlaşsan. Yani görmeni değil de verilen bilgileri kullanarak sonuca odaklanmayı sana e, daha böyle mantıklı bir şekilde yapmanı sağlar arkadaşlar. Evet şuraya baktığımız zaman a, üçgenlere ayrı ayrı baktığımız zaman daha net bir şekilde fark edebiliyoruz. Hocam alfa beta e, bu da alfa beta. Üçüncü açı çift çizgi ise buradaki üçüncü açı da çift çizgidir. E, o zaman iki üçgen benzer oldu. Bütün açılar eşit olduğundan dolayı. Aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Şuraya bir yıldız attım. Şuradan başladığım belli olsun diye. Hocam alfanın karşısı 6'nın. Alfanın karşısı diğer üçgende x'e. Döndüm başa x'e. Buraya yıldızın olduğu yere. Betanın karşısı 4'ün. Betanın karşısı öbür üçgende 6'ya oranına eşittir. İşler dışlar 4 x eşittir 36'tan. X'i de buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Zaten bizden x deniyor. Cevabımız böylelikle 6 oldu. Tamam mı gençler? Bak yavaş yavaş iyice şey yapacağız. Şimdi Bakış açınızı şöyle bir bakar mısınız? Hangi üçgenlerde işlem yapacağınızı şöyle bir verilenleri bir kullanarak e, fark etmenizi istiyorum. Arkadaşım, durdur videoyu lütfen durdur videoyu ve şuradaki soruya bak ve kendin yapmaya çalış. Bak daha yeni öğreniyoruz. İlk defa böyle yeni öğrenirken size bir şeyler yapmayı yapmanızı istedim. Bu arada zor bir soru. Ha? Şöyle, şöyle baktığınız zaman aslında zor bir soru ama yapabilirsin. Sana güveniyorum. Ya, en azından yani bir şeylere dalmadıysan eğer yani fark edeceksin. Bir şeylerin olacağını fark edeceksin. Hadi bakalım yap. Evet ben başlayayım isterseniz. Arkadaşlar şimdi soruya baktığımız zaman. Ya Allah aşkına adam sana 8'de x vermiş. Adam sana kopyayı veriyor zaten. ÖSYM'deki sorular da böyle. Aynen öyle kopyayı veriyor. Ya kardeşim burada 8'e x'lik bir üçgen varken. Ve büyük üçgende de 20'ye 15'lik bir üçgen varken diğer üçgenlerin hiçbir kenarı yokken diğer üçgenlerin y yoluna ki. Şekle baktığınız zaman çok karışık bir şekil hocam. Bakış açın işte burada değişiyor. Burada gelişiyor. Hocam 1, 2, 3, 4 bir de büyük üçgen var 5. Oha 5 tane üçgende ben iş mi yapacağım dersin. Ama artık sen ne zaman nasıl davranacağını biliyorsun. O bakış açından verilen bilgiyi kullanarak. Ya senin işin büyük ihtimalle bu üçgenle. Ve senin için büyük üçgenin kenarları verildiği için büyük üçgenle olduğu aklının bir köşesinde mi? Bir köşesinde. Adam sana bak tüyü de vermiş. Açılar da var. E, o yok bu yok şu yok. Oradan buradan şuradan yapamıyorsun. Aklına gelecek benzer Benzerlik için ilk etapta açı 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 yani açıya dalacaksın. Adam sana kopya da vermiş. Dal açıya. E bunlara bir alfa diyeyim. Alfa diyeyim. Alfa diyeyim. E tamam. Şuraya bir A aç dersem. Hocam şu üçgende işim olacağı belli ya. İki kenar var ya ya da hiç öyle olmadığını fark etsen bile. 2 iç açı bir dış açı hop alfa artı A mı yaptı burası? Evet. Hocam buraya B açısı dersem 2 iç açı bir dış açıdan alfa artı B mi yaptı burası? E hocam şuraya da C dersem 2 iç açı bir dış açı alfa artı C mi yaptı burası? Aa aynen öyle. Dikkat edin şimdi şu üçgenle büyük üçgen gerçekten benzer. Çünkü niye? Alfa artı A, alfa artı B, alfa artı C. E burada da alfa artı A, alfa artı B, alfa artı C geldi mi? Geldi. E benzer. İki üçgende benzerliği uygula. Hocam küçükten başlıyorum. Alfa artı c'nin karşısından başladıysam x'in alfa artı c'nin karşısı büyük neye eşit arkadaşlar? 15'e oranlı eşittir. Bu üçgenden başlamıştım. Burada alfa artı b'nin karşısı var 8 bölü. Alfa artı b'nin karşısı öbüründe 20'ye eşittir. Bak hiç şeye gitmiyorum. Hocam alfa artı a'nın karşısı her ikisinde de boş. Gerek yok ki. O kenarlar da olsa onu da oranlamaya katarım. Ama gerek yok. E buradan x bölü 15, 8 bölü 20'ye eşit olduğundan sadeleştir. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 4. Şu şu 4 ile sadeleşti. 2, 2 kere 3 6 mı yaptı arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 6 oldu. Bakış açınız ne oluyor? Değişiyor değil mi? Gelişiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Verilenleri kullanma işi yöntemiyle bakın soruyu nasıl böyle daha rahat bir şekilde çözenleriniz var. Ya da o üçgenlerde işinin olduğunu kavrayanlarınız oldu. Ama şu açılara belki dalmadığınız için sonrasında yapamayanlarınız oldu. Ama benzerlikte açıya dalmak önemli. Bunu da benzerlikte soru çözü çözü oturtacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet gençler. Böylelikle kaç örnek 6'yı hallettik. Örnek 7'deyiz. ABC bir üçgen. ADE eşkenar üçgen. BAC açısını 120 derece demiş. Hocam BAC açısını şöyle göstereyim. 120 derece. Eyvallah. BD 2 birim. Burası 8 birim. ADE üçgenin alanı. ADE üçgenin alanı bulmak için x x x. E hocam burada eşkenar var tabanına ait yükseklik çizsem. Ya tamam belki kenarlar olsa tabanına ait yükseklikten çizersin. Hadi yükseklik çizdin diyelim. E hocam bu kenar yok ki Pisagor kullanamıyorsun ya da bu kenar yok ki Pisagor kullanamıyorsun. Yüksek bir işine yaradı mı yaramadı. E, eşkenar üçgenden soru çıkmıyor. E oradan e, açı ortay yok kenar ortay yok o yok bu yok şu yok benzerlik. Benzerlik deyince aklımıza ne gelecekti? Adam sana yine tüyü vermiş aslında. Hocam 120 vermiş açı vermiş. Ya açıyla senin işin diyor. Hocam özel açı acaba? Ya şu kenarlar yok ki ikisinin arasındaki 120. Özel açı mantığından çıkartayım bunu. E açıya dalacaksın da en son çare o zaman. Hadi dalalım açıya. E madem bu eşkenar üçgen, eşkenar üçgen sorularını yapılamamasın en büyük sebebi neydi? Hocam açıları yazmamakta. E ilk önce şuradaki açıları yazalım arkadaşım. 60 60 60'ı bir yapıştıralım değil mi? E hocam açıya dalalım. 120 de vermiş bize. Ben şuraya bir alfa dersem. Ya bir kere şunu da söyleyeyim. Ee, büyük üçgen. Bak buraya da baktığınız zaman bu, bu, bu. Bir de büyük üçgen var. Büyük üçgende hiçbir kenar uzunluğu yok. Hocam burası var. Hayır bak burası yok. Hadi tek bir kenar. Diğer kenarlar var mı? Yok. En az iki kenarın işin içinde olması lazım. Büyük üçgene hiç bakmayacaksın. Senin işin nerede? Hani eşkenar üçgen tamam dursun bir köşede. Büyük ihtimal bu üçgen ve bu üçgende. Yani bakış açından dolayı ee, soru çözümüne doğru itiyorum seni. Arkadaşım açıya dalacağız dedik ya dalalım. Şuraya bir alfa desem. E hocam burası 60 eksi alfa mı oldu? Ya da beta diyebilirsiniz fark etmez. Şöyle beta deyip de burada e, buradan ne bulursunuz? Alfa ile betanın toplamını kaç bulursunuz? 60. İki iç açı bir dış açı olduğundan dolayı. E hocam ya da 60 eksi alfa diyelim ya. Hiç kafayı yormayalım. Alfa ise hocam iki iç açı bir dış açı olduğundan burası 60 eksi alfa oldu. E senin buradaki 120'yi kullanman lazım. Verilen bilgiyi kullanman lazım. Kullansana kardeşim burayı. Hocam 120 derece 60'ı burada o zaman alfası burada. Buraya ne kaldı? 60'ı 120'ye tamamlayan 60. Ama alfadan yok etmem lazım. Alfadan kurtulmam lazım. 60 alfa olur burası. Bak 3'ünün toplamı gerçekten 120 yaptı. E hocam burada da 2 iç açı bir dış açı olacağından burası da alfam oldu. Evet. Bak şimdi olaya. Bak 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 şu olaya bak. Şu üçgen ve şu üçgende hocam ikişer açıları eşit oldu. Yani alfa 60 68 alfa. Alfa 60 alfa. Zaten 3. açılarda burası da 120 burası da 120. İki üçgen bütün açılar eşit oldu mu? Oldu. Yani benzer. E benzerse tek yapman gereken aynı açının karşısındakiler oranlamak. Mesela buradan başladın. Hocam alfanın karşısı 2. Öbür üçgende de alfanın karşısı x'e oranı eşittir. Burada 120'nin karşısı yok arkadaşlar. Hiç oraya girmiyorum. 60 x alfanın karşısı x'in. Burada 60 x alfanın karşısı 8 e oranı. E buradan x kare eşittir 16 ise x'i buradan kaç buldun? 4 buldun. Hocam x 4 çıktı. Çok güzel. E artık AD üçgenin alanı isteniyor. Yani eşkenar üçgenin alanı isteniyor. Alan dediğimiz nedir arkadaşlar? Alan dediğimiz eşkenar üçgende A kare kök 3 bölü 4'ten cevabımız kaç çıkar? 4 kök 3 çıkar arkadaşlar. Evet örnek yediği böylelikle 4 kök 3 bulduk. Bu arada bunlar öyle kolay sorular değil. O bakış açınızla kolaylaşan sorular arkadaşlar. Öğreniyorsunuz yavaş yavaş. Içi. Geldik örnek 8'e. Nazlıcan evet valla Nazlıcan ismini kullandım burada ee, çok sevdiğim bir öğrenci ee, buradan selamlar eğer dinliyorsa ee, kendisinin şeyine geleceğimi söylemiştim e, ee, kepatma törenine gelemediğim için bir soru yazdım onun adına ee, buradan Nazlıcan'a selamlar e arada sırada şöyle böyle jestler de yapıyoruz kendi ailemizden değil öğrencilerimizden de isimler de koyuyoruz arkadaşlar şimdi yorumlarda o şey oluyormuş hocam Ayşe ismini kullan Fatma ismini kullan diye <laughs> Söylemeyin de Evet neyse. Nazlıcan fotoğraf makinesiyle bir direğin resmini çekecektir. Fotoğraf makinesiyle direk arasında 16 birim uzaklık olduğunda. Evet şuradaki mesafe kaçmış arkadaşlar? Şuradaki mesafe 16 birimmiş. Tamam. Olduğunda fotoğraf çektiğinde direğin en alt ve en üst uçları makinede görünmeden 24 birimlik kısmını resmetmiştir. Evet fotoğraf makinesiyle şöyle en altı ve en üstünü görmüyor. Şöyle şu kısmı resmetmiş. Neredeki kısmı resmetmiş? Şuradaki kısmı. Yani şu uzunluğu resmetmiş. Burası 24'müş arkadaşım. Sonra diyor ki Nazcan direğe yaklaşıp tekrar fotoğraf çektiğinde direğin 9 birimlik kısmını görüyor. Hocam Nazcan direğe yaklaşmış. Fotoğraf makinesiyle birlikte yaklaşmış. Farz edelim fotoğraf makinesi buraya geldi. Yani bizim Nazcan nereye geldi? Fotoğraf makinesi şuraya geldi. Evet buradan böyle resmettiği zamanda arkadaşlar şöyle o bakış açısı hiç değişir mi arkadaşlar? Değişmez değil mi? İnsan gözü bakış açısı hiçbir zaman değişmez. 172 derece mi görüyordu? 100, 162 derece mi ne görüyordu? Bir tek kedi gözü böyle 180'i geçiyordu. Öyle ilginç bir şey vardı. Arkadaşlar bunlar önemli şeyler. ÖSYM tarafından da sorulan şeyler. Bakış açısı sorulacak şeyler. Bakış açısı hiç değişmez. İnsan gözü bir yere bakıyorsa hep aynı bakış açısıyla. Hani gözlerini çevirmeden şöyle. Baktığı zaman bakış açısı hep aynı açıdır. Ee, ondan sonra kameranın bakış açısı, dürbünle baktığınızda bakış açısı Hiçbir zaman değişmez. Hep aynı kalır arkadaşım. Yani bu ne demek? İşte buradaki yeni nesli, yeni nesil yapan soru fotoğraf makinesiyle çekim yaptığı için buradaki açıda alfa, buradaki açıda alfa demek arkadaşlar. E ee, tamam. Bakış açısı değişmedi. Çok güzel. Ee, direğin 9 birimlik kısmını çekebiliyormuş. Böyleyken 9 birimlik kısmını çekebiliyormuş. Çok güzel. Buna göre Nazlıcan direğe kaç birim yaklaşmıştır diye soruluyor. Yani senden şuradaki x uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şimdi gençler Bakın aslında bu üçgenler nedir? Benzerdir. Bakış açısı değişmiyor ya, Şu bakış açısı. Yani şunlar birbirine paraleldir aslında değil mi? Şunlar da birbirine paralel değil midir arkadaşlar? Evet. E hocam o zaman burası alfa, e, burası şurada açı nokta açısıysa burada kaçta nokta açısı. E burada kaç çizgi açısıysa burada kaçta da çizgi açısı değil mi? Nokta çizgi alfa nokta çizgi alfa. Yani senin şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Bütün açılar eşit oldu. Yani bunlar benzer. E bütün açılar eşit. Hocam ben bu 16'yı nasıl kullanacağım? Ya da buradaki x'i nasıl kullanacağım? Dikkat edin arkadaşlar. Benzerlik oranı aynı zamanda neye eşitti? Her şeyleri oranına eşitti. Burası xken, burası 16-x oldu değil mi? E hocam şuradan çizilen yükseklik 16-x mi oldu? Evet. E hocam bu fotoğraf makinesinin yüksekliği değişmediği için buradaki çizilen yükseklik de bunun devamıdır. Burası da 16 değil mi arkadaşlar? Evet. Yani burası x. Tamam 16. Aa hocam iki üçgen benzer. Benzerlik oranı. Alfanın karşısı 9 bölü. Alfanın karşısı 24'tür. Hocam bu iki üçgen benzer. Eyvallah. Aynı zamanda diğer kenarlar yok. Benzerlik kurabileceğin bir kenar yok. Ama şöyle bir şey var. Yükseklikler var. Benzerlik oranı yükseklikler oranına eşittir. Yani 16 eksi x'in neye oranına eşittir? Tamamına. Şu yüksekliğe yani 16'ya oranına eşittir arkadaşlar. Evet. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 3'e böl 3'e böl 3 8. 8'e böl 8'e böl 2. 2 kere 3 6. 6 eşittir 16 eksi x olduğundan x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 10 diye buluruz. Zaten bizden x deniliyor. Cevabımız da böylelikle 10 çıktı. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru. Bak kolay bir soru. Kolay bir soruyu yeni nesil bir şeye taşımışım burada. Gerçekten güzel. Tam ÖSYM'lik. Hem TYT'de hem de AYT'de çıkabilecek bir soru. O yüzden şu bakış açısına lütfen yeni nesil soruları da alıştıracağım diyorum ya size, Bakış açısının her zaman sabit olduğunu bilin arkadaşlar. Ee, önemli güzel bir soruydu bu da. Evet böylelikle sanırım ilk videonun sonuna mı geldik? Evet uyarı var kalıp 1 var. Bir sonraki videoda kalıp birden bahsedeceğim arkadaşlar. Ve son soruya lütfen bir daha bakın. Bir daha bakın bir daha bakın. Önemli gerçekten önemli. Şu üçgenle şu üçgenle oldu. Bakış açısından dolayı alfa alfa. E şunlar da birbirine eşit, bunlar da birbirine eşit, benzer çıktı. Çok güzel bir soru gerçekten. Evet gençler, bir sonraki videoda benzerliğin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.